Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Belçika Brüksel'e gidiyoruz arkadaşlar. Şehir ve Noel Pazarı turu yapacağız. Çok heyecanlıyız çünkü biliyorsunuz Avrupa'da böyle çeşitli bölgelerde Noel Pazarları açılıyor. Ve biz de onlardan birine gidiyoruz. Bakalım büyük olduğu falan yazılmış. Çok merak ediyorum. Bu da benim hayallerim arasındaydı. Biliyorsunuz Brüksel Belçika'nın başkenti, en büyük şehirlerinden biri. Biz de o yüzden orayı tercih ettik. Bu gezimize turla gidiyoruz arkadaşlar. 50-60 belki de 70 kişiliktir bilmiyorum tam ama kalabalık bir turla gidiyoruz. Şimdi de buradan metro ile transfer yapacağımız yere gidiyoruz. Otobüslerle gideceğiz. Sanırım 2,5-3 saat bir yolumuz var diyebiliyorum. Evet. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Ben de sizler gibi ilk defa göreceğim. Umarım Belçika'yı beğeniriz. Çikolatasıyla meşhur biliyorsunuz ki. Onun için biraz heyecanlıyız. Tamamen Belçika halkını simgeliyor. Şurada 4 tane kadın heykeli görüyorsunuz. Kadın heykelleri halkın temel özgürlüklerini, dini ibadet özgürlüğünü, basın ve eğitimi ve örgütlenme hakkını temsil ediyor. Yani savaşta hayatını kaybetmiş tüm askerleri simgelemesi için isimsiz asker anısına yanan bir ateş. Kadar... Arka tarafımızdaki kilise Saint Michel ve Saint Hudule olarak geçiyor. Aslında burası 1216 ile 1519 yılları arası gibi çok uzun bir sürede inşa edilmiş bir katedral. Şehir merkezi düşünün. Her yer altın kaplama. Şaka gibi ya. Efsane. Nereye bakacağımı şaşırdım ya. Bayılacağım şimdi. O kadar güzel ki. Şöyle etrafımız de fotoğraf çekti. Bu arada turda serbest zaman olacak. O zaman sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Şimdi şehrin tarihini dinliyoruz. Evet tabii ki daha önce gelenler, ziyaret edenler vardır. Ama bu meydan görüp görebileceğiniz en güzel bir meydan. Hiçbir meydan bu kadar ihtişamlı olmayacak. Buradakilerin çoğu meslek loncası, sanatkarlar loncası. Yani şöyle, bakın bu ekmek borsası, eski ekmek borsası. Devamında karşıda ekmek borsasının loncası var. Başta göstermek istedim. Rehberimizin anlattığı şeyleri böyle kısa kısa çektim aslında. Şimdi serbest zamana geçtik. Önümüzde Christmas Market'in girişi var. Oradan başlayacağız ve tekrar o ana girişe falan geri gideceğiz. Kısa kısa çekmiştim. Şimdi eğer fırsat olursa detaylı çekelim. Gördüğüm değişik şeyleri de göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada Christmas Market'e gezelim. Aşağıda buz pateni vardı. Öyle bakalım gezelim. Gel. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir pasaja girdik. Size önden orayı turlatmak istiyorum. Konuşmadan böyle sessizce bir video çekeyim. Çünkü burası bence sadece görsel olarak mükemmel, en beğendiğim yerlerden biri olabilir. Şimdi kamerayı çevirip çekiyorum. Thank you.
aslında burası galiba Aykut'un şehri, memleketi olabilir. Ve bu pasaj özellikle şey, çok hep çikolatacı var. Ama sanırım burası bir tık daha kaliteli çikolatacılar. Yani her şeyin bir tık daha pahalısı, ucuzu var elbette ki. Bu da çikolatalarda bence bu kısım çok pahalı gözüküyor. Yani böyle bildiğim altın değerinde şeyleri gösterdim zaten böyle camların arkasında. Resmen bir mücevher gibi çikolatalar sergileniyor. Ve gerçekten çok güzel. Şimdi çok yine çok güzel bir yere girdik. Hızlıca geçtik. Bence o 3 saniye kadar, yani 3 saniye değerinde bir yer değil burası. Daha uzun anlatmam lazım. Çünkü çok beğendim. Şöyle şu gördüğünüz büyük bina arkadaşlar, belediye binasıymış. Sanırım rehberin dediğine göre de Avrupa'nın en güzel meydanına sahipmiş. O yüzden de çok büyüleyici ve bu yakından şimdi çekeceğiz. Altın gibi gözükenler de gerçekten altın kaplamalı. Ama bir kısmı altınmış. Bir kısmı öyleymiş, bir kısmı değildir. Ama onun ki hangisi olduğunu söylemiyor. Bence çok normal, söylememiz de lazım. Şöyle aslında rehberimiz hepsinin ne işe yaradığını, ne için yapıldığını anlattı ama biz aklımı tutabilir miyim bilmiyorum yani. Mesela şu karşıdakiler... Bunlar teker teker mesela birisi fırıncılar odası bir şey, birisi yağ eriticiler bir şey, birisi bir şey işte. Yani tuhaf tuhaf şeyleri var. Ekmek borsası. Ekmek borsası, aynen yani fırıncıları simgeleyen bir sağ taraftaki öyle bir binaymış. Yan yana hepsi böyle. Mesela bunun ne olduğunu söylemişti mutlaka ama işte ekmek borsası. Hayır, ekmek borsası. Şurası. Hayır, orası ekmek borsası, orası da loncası. Aynen doğru. Vay be, sen benden daha iyi dinlemişsin. Daha iyi dinlemedim, çok daha iyi. Zekiyim. Bir de bu arada çok fena. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Saat 7'de, buraya göre 7'de. Burada Noel için ışık gösterisi olacak arkadaşlar. Ve onu da bekleyeceğiz tabii ki de. Onu da çekmek istiyorum. Ve buranın akşamını da çok merak ediyoruz. Ve ışık gösterisi, belki Noel Baba da gelir bilmiyorum. Öyle bakalım. Heyecanlıyım. Gel bir kare alayım seni. Şöyle dur. Baştan aşağı güzellik abidesi. Ama o değil. Bir de şimdi ben aslında buradan şey almak istiyorum. Magnet almak istiyorum her gittiğim yerden. Bir de onu arıyoruz şu an. Güzel ya. Kamerada gözüktüğünden çok daha iyi. Gözünüzle görmeniz gerekiyor. O derece ve ben bayıldım yani. Çıkın çıkın. Kimdi? Gelin. Victor Hugo muydu? Victor Hugo demiş ki Avrupa'nın en güzel kent meydanı burası. Bak şurada bir yer var. Şu sağ alt taraftaki yer. Şu kuyulu olan aynen. Yer. Neymiş orası? Orası gizli bir barmış. Aa evet. Ondan sonra Karl Marx gizli bir şekilde orada sosyalizmle ilgili konuşmalar yapmış. Aynen dedi. Toplandı. Ama tabii bunlar 1960'larda yapılan şeyler. Bir de bu arada şey demişti. Fransızlar mıydı lan? Neyi demişti söyle. Burayı patlatmışlar. Ha Fransızlar evet. Fransızlar burayı işgal etmişler. 1695'te. 1695'te sonra tekrar burası komple tekrar yeniden inşa edilmiş. O yüzden bütün inşalar 1967. İşte Meryem Ana'nın, Hazreti İsa'nın. Yakından gidelim şu bak heykel sanırım onlar. Onları çekeyim. Aynen. Bu
Bu arada yarın arkadaşlar Hazreti İsa'nın doğum tarihi olduğu için Christmas denen şey de kutlamada ondan kaynaklanmış ama tabii ki de net bir bilgi işte şu tarihte doğdu diye bir şey yok. Bu Hristiyanlar tarafından temsili bir gün olarak adlandırılmış. İçeri giriş de varmış bu arada. Ve böyle toplumunca da mükemmel bir şato olmuş ve bunun belediye binası olması... Belediye binası mı? Belediye binası dedi. Yani bayıldım. Şimdi içeri girip bakalım. Burada pek bir şey yokmuş belediye binasının içinde. Niye soktun bize? Ne var diye. Çıkalım daha güzel şeyler var. Bu meydanda top oynuyorlarmış. Bizans döneminde. Ve şuradan böyle Belçika çikolatalı waffle'lar var meşhur. Onlardan aldık ve Aykut beni beklemeden denedi galiba. Bakalım. Çikolata üstadı olarak senin denemeni uygun gördüm. Keşke Nutella alsaydı. Niye Nutella alıyorsun? Belçika çikolatası yiyeceğiz. Acı var mı? Evet. Waffle çok güzel de. Acı mı? Çikolatayı beğenmedim. Çikolatası acı. Ha tabii sormadı aslında sütlü mü bitter mi diye ama galiba şey. Bir de şurada şeyleri göstereyim. Şekillerini, modellerini. Bir sürü çeşit var arkadaşlar böyle. 7 euroymuş tanesi bu arada. Bizim aldığımız 7 euro. Bunlar artıyor olabilir. Biz sadece şunu aldık. Muzlu ve çikolatalı. Bu heykelin Belçika için bir anlamı var aslında. Ben onu anlatmak istedim. Bu şehrin merkezinde yapılmış bir heykel. Her yerde de bunu görmek mevcut. Şöyle arkadaşlar, Belçika'ya Alman işgalinden sonra Belçikalıların Alman askerlerine ve faşizme karşı şöyle haç işaretini işlediği bir sembol yapmışlar. Bu arada bu işaren çocuk heykelinde 900'e yakın kostüm varmış arkadaşlar. Dönem dönem de kıyafetlerini değiştiriyorlar. Yılbaşına uygun da bu şekilde giydirmişler. Böyle bir tarihi varmış. Biz de şu an bunu rehberimizden öğrendik. Var, bisküvi de var. Zencefilli bile var yani. Şimdi ben bir tane tabii ki de beyaz ve şey çilekli aldım. Bir de aslında lavantalı değişik olabilir. Lavanta kokusu olur. Sade kakaolu, portakallı. Portakallı falan denemiştim daha önce. Ya bunu alacağım ya ayvalı. Muzlu da güzel olabilir. Bilemedim şimdi. Heh, sizce? Valla ben onu anlayamıyorum. Kitap gibi duruyor. Kitap gibi gerçekten. Çok hoşuma. Burada çeşitleri göstereyim. Baksana, limelı var. Mesela burada şey kahve çekirdeklerine ve ülkelerine göre çikolataları şey yapmışlar, ayırmışlar. Mesela bir tane alırsan 4 euro, 5 tane alırsan 16 diyor mesela. Şimdi ben 5 tane almam, yemem yani. Ama bu çok mu sıradan oldu acaba? Yok. Bak mesela burada değişik lavantalı var. Onu da al, onu da al. Hepsini nasıl yiyelim? Parça parça, hepsini bir anda yiyeceksin değil ya. Tamam, o zaman. Baksana, şunun adı neydi ya? Gojiberi mi neydi? Gojiberi diyorlardı galiba bunu. Şeyli, çarkıfelek meyveli. İkisini aldım ya. Bunu bırakacağım. Değişik bir şeyler deneyim. Tamam, hadi. Şimdi burada ışıkları bekliyoruz yanmasını ve yaklaşık bir saatte şey yapıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz birbirimizi. Şurada bizi çekiyor şu an. Kameraman. Vallahi bizi çekti Aykut şu. Çolak fotoğrafçısı. Ya şu. Japonlu musun? Bizi niye çeksin? Japonlu musun? Gerçekten bizi çekti. Neyse beğendiyse bizi demek. Yok da çocuğa bakmaya çalışıyor. O da bize bakıyor zaten. Neyse burada bakın. Noel ağacı ışıkları yandı. Biz de burada işte şeyi bekliyoruz. Noel ışıklarını bekliyoruz ve ben acayip derecede utandım, kapatıyorum. Beni gene gerdiler. Buradan Brüksel'in, Brüksel'in ya da ne direkt pardon direkt Avrupa Birliği'nin başkanlarına sesleniyorum. Neden buraya ışık yok? O kadar tam 1,5 saat ışık bekledik arkadaşlar. Ama şey bugün teknik bir arızaları varmış. O yüzden de yokmuş yani. Şimdi biraz daha tur atacağız. 7'de de otobüsümüz hareket edecek. Şu an saat 5:30.
biraz daha dolaşacağız. Aslında burası bitti sayılır. 3-4 saatte de bitirilebilecek bir çarşısı var. Aynen. Böyle gidelim. Öyle yani, ışığı beklerken size de haber vermek istedim. Çünkü ışık göstereceğim demiştim, ışık gösterisini. Bugün yokmuş, belki yarın, ama yarın da biz yokuz maalesef. Şanslarını kaybettiler. Arızalıymış. Öyleymiş. Şimdi biz devam edelim turumuza. Şimdi şurada bir şey var. Yeni keşfettik. Oraya beraber girelim diyorum. Biz daha henüz girmedik arkadaşlar. Şöyle. Ne varmış? Ha, bu bir kafe galiba. Aynen, çikolatacı. Ama içeri göstermek istiyorum. Noel Baba çok güzel. Şurada şöyle küçük bir bar var şu an. Çok tatlı, hoşuma gitti. Şöyle helikopter tarzı bir şey var. Helikopter olması gerekiyor değil mi? Ne o? Yok, değişik bir şey. İçerisinde oturma alanları falan var. Burada da aynı alandan var. Bu teleferin iç kısmı gibi. Burada şöyle ufak ufak Christmas market şeyleri var. Bir de şurayı merak ettim. Bakalım neymiş? Aa, bu 3 boyutlu sinemalardan. Aynen. 9 boyutlu muymuş? Çok eğlenceli bunlar. Gitmek ister misin? İşim olmasın. Sevmez misin? Yok abi. Biz saat 6'dan sonra yeni yeni yerler keşfetmeye başladık. Şöyle burayı da göstermek istedim. Böyle Noel hediyeleri falan koymuşlar kapının girişinde. Bir kafe ama fotoğraf çekilme alanı gibi olmuş. Herkes fotoğraf çekiliyor. Şöyle çok güzel ışıklandırmışlar arkadaşlar. Zaten her sokak ve her cadde böyle ışıklı burada. Çok hoş. Pasajı göstermiştim zaten ama gecesi şu ağaçların üzerinden böyle yağmur damlaları gibi ışıklar yapmışlar. Onlara da bayıldık. Buraya da gelip göstermek istedim. Bu arada bu ülkenin gecesi bence mükemmel. Hollanda'da çoğu, ya Hollanda demişim ya, pardon. Hollanda'da böyle de galiba Avrupa böyle şu an. Ne zaman diyeyim acaba? Işıklı. Şu kısma gidiyoruz ve Instagram'dan canlı yayın atacağız. Bu arada Instagram'dan da Reels falan çekiyorum arkadaşlar. Onları da görmek için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hesabımı buraya bırakıyorum. Bir kez böyle burayı ışıklı bir şekilde göstermek istedim. Aslında burayı üçüncü kez gösteriyorum herhalde videoda ama ben buraya bayıldım arkadaşlar. Yani aslında Brüksel'e bayıldım. İnşallah Belçika'nın başka şehirlerinde gezme fırsatımız olur diyorum. Biraz talihsizlik yaşadık. Noel'le ilgili ışıkları falan aslında yanacaktı ama teknik bir arıza olmuş ve yanmadı. Öyle. Ben burayı beğendim. Sen nasıl buldun? Bence çok güzel. Bence de güzeldi de ışık olsaydı daha güzel olacaktı. Bu arada biz bu tur için Hollanda'dan hareket ettik ve 60 liraya bu tura katıldık arkadaşlar. Turla gelmek isteyen varsa linkini aşağıya bırakıyor olurum. O zaman biz kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Belçika'yı beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.